Evet, görmüş olduğunuz daha deminki tuzağı yapmayı göstereceğim size. Bu ilk önce tuzağın nasıl çalıştığını göstereyim. Şöyle geliyoruz. Buradan bu pistonla yardımıyla açılıyor ve siz içine düşüyorsunuz. Bunu böyle koyuyorsunuz. Bak buraya da halı koyup gözükmemesini sağlıyorsunuz. Yukarıdan zaten hileli olanlar da zaten giremiyor buradan. Çiftler kapıdan geçilmiyor. Onlara karşı da iyi önlem olur çoklu oyunda. Şimdi bunun nasıl yapıldığını göstereceğim size. Hemen hızlıca şöyle yukaralım. Böyle kır. İlk önce pistonumuzu şöyle koyduk buraya. Pistonun arkasına kızıl taş şöyle döşedik. Buradan kızıl taş gidiyor. Buraya bir tane yineleyici koyduk. Biraz güç arttırması için. Böyle buradan kızıl taş meşalesi var. Taş meşalesini iletiyor. Pistona basıldığı zaman bu açılıyor yani. Ve oyuncunun aşağı düşmesini sağlıyor. Güzel bir tuzak. Şimdi ikinci tuzağımıza gelelim. Bu tuzak ise klan evlerinde daha çok güzel olur. Böyle burası kapı olduğunu düşünün. Kapı burası. Şöyle kapalı. Adam buraya geldiği anda şuraya geldiği anda pistonu indiriyorsunuz ve kapı açılıyor. Adam aşağı düşüyor. Buraya böyle derin kazarsanız düştüğü zaman da altına huni korsunuz. Böylece itemler hem size kalır hem de adam ölmüş olur. Şimdi bunun nasıl yapıldığına gelince de pistonları böyle döşüyoruz. Sonra bir tane şey olacak şekilde böyle yenileyici reston halinde yapıyoruz. Sonra alttan şöyle birleştiriyoruz iki şeyi. Sonra da buraları da aynısını yapıyoruz. Pistonu açtığımızda kapanıyor, açılıyor. Böyle bir sistem. Bu faction'da hızlı gelişmenizi sağlar, güzel olur. Şuraya da şöyle yaparsanız adam gelir şuraya durur, hani burada tuzak olduğunu biliyorsa buraya durur, burada bekler, sizgini açarsınız kapıyı, buradan da düşer, görmez yani. Burayı şöyle kapatırsınız. Yani bu da ikinci tuzak.